Bana götürdüm. Ben doktora gösterdim. Ben doktor bana dedi hemen safını yapacağım. Ankara'ya götüreceksin. İki kulağını ameliyat edeceksin. Ben de kurban Ramazan bayramına bekliyordum. Dedi bayram bitsin. Ben kızımı sonra getireceğim. Kızımın safını yapın. Ben doktora götüreceğim. İki kulağını ameliyat etsin. Benim kızımı kaçırdılar. PKK'ya teslim etmişler. Bu 8 senedir ben engelli kızımı arıyorum. Engelli kızımın için buraya gelmişim. Ben kızımı istiyorum. Engelli bir kız çocuğu kaçırana kadar vicdansızdır, imansızdır, hassiyetsiz. Ama bırakmadı ben doktora götüreyim, kızımı ameliyat edeyim. Çünkü ben her gün kızım için ölüyorum. 8 senedir benim yüreğime atır düştü, evimi yaktı. Bir yere gidiyorum, eve gidiyorum, dışarıya gidiyorum. Hep kızım benim kulağıma geliyor, hep kızım benim yüzüme geliyor, sesi benim kulağıma geliyor. Gözü benim gözüme geliyor, konuşması benim gözüme geliyor. Artık yeter versin benim evladımı, yeter, yeter. Nereye kadar bu acıyı bize çekiyor? Nereye kadar? Biz onlara hiçbir şey istemiyoruz, sadece evladlarımızı istiyoruz. Versin bizim evlatlarımızı. Kardeşim 22 Mart 2015'te PKK tarafından kaçırıldı. Kaçırıldı diyorum çünkü hasta bir çocuktu. Sürekli ilaçlarla ayakta duruyordu. Sürekli yani özel bir çocuktu, yani özel bakıma ihtiyacı vardı o çocuğun. Sürekli kansızlık problemi yaşıyordu. Bayılıyordu, kansız olunca bayılıyordu. Örgütten istemeye gittik. Örgütten istedik. Biz de dedik ki hayat boyu şey var, raporu var yani. Bu çocuk hasta, hayat boyu o rapor doğrultusunda bakıma ihtiyacı var, ilaçlara ihtiyacı var. Yok dediler, siz buradan gidin, biz ona her türlü şeyi yaparız, her türlü bakımı gösteririz diye. Bize şeyde bulundular, hani size gerek yok, artık bu çocuk bizim, biz istediğimiz şekilde muamelede bulunacağız dediler. Yani biz oradan geldik, tabii onları dinledik mi dinlemedik, defalarca gittik. Yani hasta dedik, bu çocuk hasta, hasta çocuğu geri verin dedik yani. Ondan sonra bize dediler ki tamam, hasta ise sağlamını getirin, biz hasta çocuğu size geri verelim. Değiş tokuş yapalım, o kadar hasta çocuğu düşünüyorsanız sağlam çocuğu getirin, biz hastasını size geri veririz diye dalga geçtiler bizle. Sanki biz mecburuz onlara çocuk vermeye. Ondan sonra en son gittiğimizde de bize dediler ki işte zaten sağlamını getirmiyorsunuz. Bunu da size vermeyeceğiz. Bundan sonra gelmeyin. Gelirseniz bunu hayatınızla ödersiniz diye bizi tehdit ettiler. Biz mecbur değiliz sağlam ya da hasta çocuğu HDP PKK'ya vermeye. Hasta bir çocuğu daha kaçıracak kadar, hasta bir çocuğu kendi kirli işlerinde kullanacak kadar vicdansız, merhametsiz, imansız bir örgüt bence bu. Gerçekten.